Hocam. Buyurun. Ben bypasslı kalp ameliyatı oldum 2008'de. Aort damarından kalp kapakçığı da o anda açtıkları zaman tamam. Kapakçıkta kireçleme yapılmış. Tamam. Kapakçığım da değişti. Çok ama güzel, şimdi tamam. Şu anda bir baş dönmesi peyda oldu. Geceleri bilhassa akşamdan hafif tuzlu da olsa yediğim zaman, çok ağır tatlı yediğim zaman bu sabah bilhassa kalktım. Pat diye yere vurdum. Tansiyonumu ölçtüm. Kendi kendime tabii kol tansiyon aletim var. 17'ye 11 çıktı. Hemen dil altımı aldım. Ben benim yumağı sıktım. Ama epey bir zaman sürdü. Şimdi biraz normale döndüm. Sizi telefonda televizyonda görünce hemen aklıma geldi. Açtınız, Allah razı olsun. Bu baş dönmemi ne yapacağız? Nasıl olur? Kendin ağzınla söyledin aslında. Şekerli şey yemişsin, tuzlu yemişsin, tansiyonu yükselmiş, başın dönmüş, düşmüşsün. Yani tablo bunun gibi duruyor. Hipertansiyona bağlı gibi duruyor anlattığınız şeyler. Bir de tez canlı, heyecanlı bir beyefendi, evet, evet. Değil mi? Yani güzel bypass'ın olmuş. Derdini anlattı. Kapak değişmiş. Evet. Yani tabii onlara hani işte yıllık böyle kontrollerini yapmak lazım. Ekokardiyografinin kapakların fonksiyonuna ne değildir onlara bakmak lazım ama... Amcanın anlattığı çok tipik, kendisi ağzıyla söyledi zaten. Biraz tatlı. İnere testi de yaptırıyorum aylık olarak. Yaptır tabii, aylık inere testini muhakkak yaptım. Mekanik kapak takıldı sanırım, değil mi? Nitral midir, ne karnası bilmiyorum. Tamam. Yani inere testini muhakkak her ay yaptır. Ama bak, tuzlu yeme, böyle şekerli şeyleri çok yeme, hamur işi falan çok yeme. Sen tuza dikkat etmen lazım. Tansiyonu da düzenleşmen lazım. Boyun damarlarımı ultrasona çektiler. Biri 27, biri 37 daralma olduğunu tamam, söylediler. Onu da yaptığını söylediler. Doğru mu? Yok yok. Onlar %20-30'dan baş dönmesi olmaz. Senin çok büyük ihtimalle şikayetin tansiyonla ilgili. Tansiyon, evet. Tabii. Sen şimdi tuzu bırakman lazım. Kristallerinin meydana geldiğini söyledi. Olabilir. Çok orayı da tedavi oldu fakat hiç faydasını göremedim. O da olabilir ama sen tansiyona dikkat et. Bak, bir insanda baş dönmesi ve bayılma oluyorsa ilk önce tansiyonu ekart etmek lazım. Tansiyonun eğer yüksek ise önce tansiyonu kontrol altına almak lazım. Yani şimdi mesela o düşmüşsün. Düştün halde tansiyonun 17-10'sa demek ki belki ondan önce kim bilir kaçtı. Daha yüksekti muhtemelen. Sivilikten kaynaklı. Babam da sokakta kaldı aynı şekilde. Yani çok sıkı tansiyonu sabah akşam ıstırahat halindeyken kendi tansiyonunu kendin ölçmen lazım. Onları güzel yazman lazım. Onları bir ayda bir hani inere test yaptırdığın zaman göstereceğim, doktoruna göstermen lazım. Tansiyon takibini iyi yapman lazım. Tansiyon ilaçlarını düzenli kullanman lazım. Böyle hamur işi, şekerli şeyler, tuzdan. Sabah 3 sene, akşam 3 sene olmak üzere 6 tane hap içiyorum. Ayrıca şeylerim var hocam, prostat ilaçlarım var. Tamam, avuç dolusu ilaç, midemde yani, şey kalmadı artık. Ama ne yapalım? Ya, tansiyon önemli. Kullanmak istemiyorum. Bak görüyorsunuz, tansiyon ilacı evet, mesela evet. Şimdi mecbur kullanacak şimdi. Kapak ameliyatı olmuş evet. Mesela. Mekanik kapak takılmış. Büyük ihtimalle yani ömür boyu kan sulandırıcı kullanacaksın. Adil Bey kaç yaşındasınız? 76. Maşallah. Yani evet. Kumadini muhakkak kullanacaksınız. Kumadini kullanıyorum evet. Evet. Yani işte bir kan sulandırıcı aspirin türü muhakkak bir şey vermişlerdir. Onu muhakkak kullanacaksınız. Tansiyon ilacı, tansiyonu yüksek tansiyon ilacı kullanacaksınız. Evet. Ama sizin biraz da kendinize dikkat etmeniz lazım. Böyle tuzdan, hamur işinden, şekerden uzak durursanız tansiyonunuz daha iyi kontrol altına alınır. Tansiyonunuzu kontrol altına alırsanız bu tür şikayetler olması daha az olur. Belki ilaçları da azaltılır, tansiyon ilaçları. Biraz da sizin elinizde bu kadar ilaç kullanmanı kullanmamak. Bak sen kendi ağzınla söyledin. Tuzlu yedim dedin, evet. Şekerli yedim dedin. Evet. Yani dikkat etmen evet, lazım. Maalesef bile lanet bile oldu hocam. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağlıklı günler diliyoruz. Hadi bakalım.